elmasa bin atmosfer büyüklüğünde bir sıkıştırma uygulanmaktadır. Yoğunluktaki yüzde değişimini bulunuz. Ek olarak bir de bir atmosferinde 10 üzeri 5 paskala, elmasın balk modülünün de 400 gigapaskala eşit olduğunu vermişler. Öncelikle soruda verilenleri gözden geçirelim mi? Bize uygulanan basıncın ve balk modülünün büyüklüğünü vermişler. Buna dayanarak soruyu çözebilmek için balk gerilmesi ve gerinimini kullanacağımızı söyleyebiliriz. Bu yüzden de işe Hooke kanununu not ederek başlayalım derim. Hooke kanununa göre balk gerilmesi yani basınç balk gerinimiyle orantılıdır. Balk gerinimi de birim hacim başına hacimdeki değişimdir. Aralarındaki orantı sabitine de balk modülü adı verilir. Bundan önceki videolarda bahsetmiştik. Yani şu an neden bahsettiğimi anlamadıysanız ya da tekrara ihtiyacınız varsa önce o videoları gözden geçirmenizi öneririm. Şimdi buraya geri dönecek olursak. Balk modülünün burası 1 olduğunda basınca eşit olduğunu düşünebiliriz, öyle değil mi? Hemen not ediyorum. Delta V bölü V 1'e eşit olduğunda. Peki, bunun 1'e eşit olması ne anlama gelir? delta V hacimdeki değişimdir ve basınç altında da hacmin düştüğünü göz önünde bulundurursak burası negatif bir sayı olacaktır. Yani burada bir eksi işareti olması lazım. Ama şimdilik bunu çok da fazla kafamıza takmayalım. Ne diyordum? Delta V hacimdeki değişim. V ise başlangıç hacmi olduğuna göre delta V bölü V'nin 1'e eşit olması için hacimdeki değişimin başlangıçtaki hacme eşit olması gerekir. Örneğin başlangıç hacmi 5 ise söz konusu olan maddeyi de 5 birim sıkıştırmamız gerekir. Başlangıç hacmi 10 ise de 10 birim. Bu da sıkıştırmanın %100'lük bir sıkıştırma olduğu anlamına gelir. Yani delta V bölü V'nin 1'e eşit olması, sıkıştırmanın %100'lük bir sıkıştırma olması demektir. Bunu da not edelim. %100'lük bir sıkıştırma buna bağlı olarak da balk modülünün %100'lük bir sıkıştırma için gerekli basınç olduğunu düşünebiliriz. Bu şekilde düşündüğümüzde elmas için verilen 400 gigapaskalın elması %100 sıkıştırması için gerekli olan basınç olduğunu anlayabiliriz. Soruyu da elmasa uygulanan basınç 1000 atmosfer olduğunda sıkıştırmanın yüzdesi nedir diye de yorumlayabiliriz. Bunu hesaplamak oldukça kolay öyle değil mi? Evet. Çapraz çarpım sayesinde bunu kolaylıkla hesaplayabiliriz. Ama bizden sıkıştırma yüzdesini bulmamızı istemiyorlar. Bizden yoğunluktaki yüzde değişimini bulmamızı istiyorlar. Yoğunluktan bahsetmek gerekirse yoğunluk bir maddenin birim hacimde ne kadar kütlesinin olduğunun ölçüsüdür ve kütle bölü hacim olarak hesaplanır. Evet. Birim hacimde ne kadar kütle olduğu önemli. Hacim değiştiği için yoğunluk da değişecektir. Ve işte bizden hesaplamamızı istedikleri şey de bu. Bizden bunun yerine yoğunluktaki değişimi yani delta rho bölü rho'yu bulmamızı istiyorlar. Aradığımız şey bu. Şimdi bulk modülü hakkında bildiklerimizi kullanarak bunu hesaplayabiliriz. Buradaki eşitliği kullanarak da hacimdeki değişimi yoğunluktaki değişime bağlayabiliriz. Tüm bunlar aslında fizik değil, Matematiğin ta kendisi. Yoğunlukla hacim arasındaki bağlantıyı bildiğimize göre yoğunluktaki değişimle hacimdeki değişim arasında bir ilişki bulabiliriz ve bu sayede de soruyu çözmüş oluruz. Bundan bunu elde etmeye çalışıp fizikten uzaklaşmak yerine size bu ikisi arasındaki bağlantının ne olduğunu doğrudan vereceğim. Soruyu çözeceğiz ve çözümün sonlarına doğru da işin matematik kısmına biraz eğileceğiz. Hadi bakalım. Az önce bahsettiğim matematik cambazlıklarını yaparsak birim yoğunluktaki yoğunluk değişiminin birim hacimdeki hacim değişimine eşit olduğunu buluruz. Bu son derece net ve güzel bir bağlantı. Evet, yoğunluktaki yüzde değişimi hacimdeki yüzde değişimine eşittir. Ama bunun hacimdeki küçük değişimler için geçerli olduğunu da eklemeliyim. Hemen not ediyorum. Hacimdeki küçük değişimler için geçerli Şimdilik bunu olduğu gibi kabul edelim. İspatı daha sonra yapacağız. Burada bir de eksi işareti olacak. Sebebi de şu. Delta V eğer pozitifse, yani hacim artıyorsa yoğunluk azalır. Yoğunlukla hacim arasında ters orantı var. Yani biri artınca diğeri azalır. Evet, eksi işaretinin sebebi bu. Ama söz konusu olan büyüklük olduğunda yüzdelik değişimlerin büyüklüklerinin tamı tamına aynı olduklarını bilmelisiniz. Hayatımız ne kadar da kolaylaştı öyle değil mi? Çünkü eğer bunu hesaplayabilirsek, bunun ne olduğunu da otomatik olarak bulmuş olacağız. Hesaplamaya geçelim mi? Bulk modülünün tanımına göre 400 gigapaskallık basınç elması %100 sıkıştırabiliyor. Evet, bu kadarlık bir basınçla %100'lük bir sıkıştırma sağlayabiliyoruz. Bu durumda 1000 atmosferlik bir basınçla ne kadarlık bir sıkıştırma elde ederiz? Bu arada bir atmosferinde 10 üzeri 5 paskala eşit olduğunu bildiğimize göre buraya çarpı 10 üzeri 5 yazabiliriz. Evet, bu kadarlık bir basınçla ne kadarlık bir sıkıştırma elde ederiz? Cevaplamamız gereken soru bu. Burada bir çapraz çarpma işlemi yapabiliriz. 1000 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 100 bölü 400 giga paskal. Bunun birimi de paskal. Hemen onu da not edelim. Bunlar birbirini götürecek, giganın da 10 üzeri 9 olduğunu biliyoruz. Payda kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 5 yani 10 tane. Bu 10 sıfırla buradaki 9 ve buradaki 1 sıfırı sadeleştirirsek geriye ne kalır? Bu arada umarım çok fazla adımı atlamamışımdır. Yani umarım yaptıklarımı takip edebilmişsinizdir. Ne diyordum? Bu sıfırları sadeleştirince geriye 1 bölü 40 kalır. İsterseniz videoyu durdurun ve buraya kadar yaptıklarımı bir de kendi kendinize yapın. Ve her şeyin doğru olduğundan emin olun. 1 bölü 40, 1 bölü 4. 0,25'e eşitse 1 bölü 40 da 0,025'e eşittir. İşte bu kadar. Elde edeceğimiz sıkıştırma işte bu. Hesapladığımız şey de bu. Yani delta V bölü V. Size burada gösterdiğim gibi hacimdeki değişimin yoğunluktaki değişime eşit olduğunu bildiğimize göre yoğunluktaki yüzdelik değişiminde buna eşit olacağını söyleyebiliriz. Hacim eğer bu kadar azalıyorsa yoğunluk da bu kadar artar. Hemen şunun etrafını çizeyim. Evet aradığımız sonuç işte bu. Yani yoğunluk yüzde 0,025 artacak. Harika. O halde videoyu da burada bitirebiliriz öyle değil mi? Tabii ki şaka yapıyorum. Bunun neden doğru olduğu hakkında konuşacağımızı da söylemiştim. Unutmadım tabii ki. Bu arada isterseniz hemen videoyu durdurun ve bu ispatı benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Size bir ipucu da vereceğim. Şuraya kendime biraz yer açayım. Yoğunlukla hacim arasındaki bağlantıyı arıyoruz. Öyle değil mi? O halde bildiğimiz bir şeyle yani yoğunluğun kütle bölü hacme eşit olmasıyla başlayalım. Bu başlangıç yoğunluğu, bu da başlangıç hacmi olsun. Sıkıştırma uyguladığımızda hacim değişeceği için yeni yoğunluk yani rho üssü kütle bölü yeni hacim yani v üssüye eşit olacak. Doğru, kütle değişmeyecek. İşte size ipucu. Hadi bakalım. Buna dayanarak delta rho bölü rho'nun neye eşit olduğunu bulmaya çalışın. Delta rho yoğunluktaki değişim yani son yoğunluk eksi ilk yoğunluktur. Hadi hemen bunları yerli yerine yerleştirin. Bakalım ne bulacaksınız. Delta rho bölü rho. Bunun yerine son yoğunluk eksi ilk yoğunluk yazacağım. Evet, son yoğunluk eksi ilk yoğunluk bölü ilk yoğunluk. Son yoğunluğun ne olduğunu biliyoruz. Hemen yazıyorum. Kütle bölü son hacim. Kütle bölü ilk hacim. Bölü ilk yoğunluk yani kütle bölü ilk hacim. Burayı m parantezine alalım. m çarpı paydaları da eşitleyelim. v çarpı v üssü. Payda ise v eksi v üssü olacak bölü m bölü v. M'ler ve v'ler birbirini götürünce geriye v eksi v üssü bölü v üssü kalacak. Şimdi bunun yani v eksi v üssünün neye eşit olduğunu bana söyleyebilir misiniz? Delta v, öyle değil mi? Hmm, hacimdeki değişim yani delta v son hacim eksi ilk hacimdir. Ama burada ilk hacim eksi son hacim olduğuna göre bu eksi delta V'ye eşittir. Eksi işaretinin nereden geldiğini de anladınız mı? Paydada ise V üssü var ama bizim burada V'ye ihtiyacımız var. Küçük hacim değişimleri için geçerlidir dememizin sebebi de bu zaten. Yani eğer hacimdeki değişimler çok küçükse V ile V üssü birbirine çok yakındır. Ve bu yüzden de V üssü yerine V yazabiliriz. Aklınıza yatmadıysa size hemen bir örnek vereyim. Örneğin bir sayıyı 100'e bir de 100,1'e bölersek elde edeceğimiz sonuçlar hemen hemen aynıdır değil mi? Yani arada çok büyük bir fark olmayacaktır. Bunun çok küçük hacim değişimleri için geçerli olmasının sebebi de budur zaten. Gördüğünüz gibi yoğunluktaki değişimin hacimdeki değişime eşit olduğunu ispatladık. Bunun küçük hacimler için doğru olduğunu kabul ettiğimizi de aklınızdan çıkarmayın. İşte bu kadar.